Diyarbakır Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarına Hazır. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, DTSO ile ALZ Diyarbakır Fuarcılığın 26-30 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği 14. Mezopotamya Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı için hazırlıklar tamamlandı. DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarının hazırlıkları hakkında bilgi verdi avşar, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, hayvansal üretim makineleri, sera teknolojileri, su ve sulama teknolojileri, gübreler, zirai ilaçlar, tohum fidefidin ve bahçecilik ile ilgili teknolojiler, ekolojik tarım, agrobilişim, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri ilaçları pilar panak konularında faaliyet gösteren 108 firma stand açacak. Dolayısıyla çiftçilerimiz modern tarım alanında ihtiyaç duydukları her türlü donanım ve teknolojiye tarım ve hayvancılık fuarında ulaşabilecekler. Tarım ve hayvancılık sektöründe giderek artan ve çeşitlenen teknolojik gelişmeleri bölge çiftçilerimizin ayağına getirmiş olacağız. Böylece çiftçilerimizin çok daha donanımlı ve çok daha bilgili bir tarımsal faaliyette üretim yapmaları, ülke ve bölge ekonomisine katkı sunmaları sağlanmış olacak. Bizler bölgenin tarım ve hayvancılık sektörünü ve sektörün ihtiyaç duyduğu tarımsal mekanizasyon sektörünün hızla geliştiğinin farkındayız. Bu fuarla bir yandan tarım alet ve ekipmanlarının üretimini ve pazara ulaşmasını sağlarken, diğer yandan bunları kullanarak daha çok ürün elde edebilecek çiftçilerimizi desteklemiş olacağız." dedi. Diyarbakır'da düzenlenen fuarın sadece il ile sınırlı kalınmayacağını dile getiren Avşar Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Bingöl, Şırnak, Bitlis, Siirt, Muş gibi bölgemizin dört bir yanındaki çiftçi ve sanayicilerimizin tarım ve hayvancılık alanında görmeleri gereken bütün yenilikleri, teknoloji ve bilimsel alandaki ilerlemeleri görebilecekler. Yabancı heyetler ile sektörün temsilcilerini ikili görüşmelerle bir araya getireceğiz şeklinde konuştu.